Sevgili seyirciler, bir imtihan ve geçici bir konak olarak kabullenenler için hayat, inişler ve çıkışlarla doludur. Öyle şeyler var ki hep çukura çeker, inişe zorlar insanı. Kibir gibi, riya gibi, görünmek sevdası gibi. Öyle güzellikler de vardır ki hep zirvelere tırmandırır insanı. Tevazu gibi, mahviyet gibi, diğergamlık gibi. Her karaktere göre elde edilen varlık, kiminde hayır vadilerine yolculuk aracı, kiminde ise dipsiz okyanusların girdabında kaybolma vasıtası. Altın, kendisine şekil verenin elinde güzel bir hizmetçi. Altın, kendisinin şekillendirdiği insan elinde ise ne kötü efendi. Sevgili seyirciler, mülkü kendinden bilen bir kem talihlinin ibretlik öyküsünü Manisa'dan Melek Altun bizler için göndermiş. Hep beraber seyrediyoruz. Süleyman'ın mülkü. Nereye kadar kaçacağını sanıyorsun sen ha? Ne kaçması abi? Borcunu öde. Yoksa bozarım façanı. Paran yoksa ne diye oturuyorsun kumar masasına? Ödeyeceğim abi. Merak etmeyin. Yerim yurdum belli benim. Süleyman Ağa'nın oğluyum ben. Ama dinlemem ben. Borcunu neyse ödeyeceksin. Karnında mı olsun, aklında mı kalsın? Buna sen karar ver. Çalışın. Çalışın bakalım, çalışın. Kuru bina akıl mı sokacak akılsız kafalarınızı? Yetti artık be. Dur oğlum, uyuma sen. Birisinin bu adama gününü göstermesi lazım Halim amca. Bu nasıl konuşmak? Burada hayırlı bir iş yapıyoruz. İnsan bir kolay gelsin. Kavaktan ağır. Kötü de ağır olmaz oğlum. Bırak Allah'ın damlı. Biz işimize bakalım hadi. Köylüler. Ali, bana acı bir kahve yap. Ocağı kapattım Süleyman'a. İnşaata yardıma gidiyorum. Hayda. Ne demek lan bu şimdi? Kocaman Süleyman Ağa dururken amelelere mi hizmet edeceksin? Okul hepimizin okulu ha. Çoluk çocuk ağırdan bozma kümesle okuyacağı yerde. Başlatma ulan çoluk çocuktan. Herkesten önce ağan var burada. Git tekrar yak ocağı, getir kahvemi. Bari şu suları dağıtıp geleyim ha. Sabahtan beri çalışıyorlar. Damakları kurumuştur. Çıldırtma lan beni. Aferin. Ulan bana bak, tanıdın mı Süleyman Ağa'nı ha? Tanıdın mı beni? Tanıdın mı Süleyman Ağa'nı? Ağzına baş kaldıranın kafasını kırmazlar mı lan? Süleyman Ağa, ne yapıyorsun? Bırak! Ne oluyor Süleyman Ağa? Ne bu hiddet? Asıl size ne oluyor be? Ne zamandır Ağa'nın lafı köylüden sonra gelir oldu? Yan gelip yatmakla, zavallılarla uğraşmakla ağalık olmaz Süleyman Ağa. Sizin diliniz de uzadı ha? Dil uzunluğundan değil Süleyman Ağa. Bak, burada çoluk çocuk, ihtiyar genç hepimiz çalışıyoruz. Ya sen? Hiçbir işe elini sürmediğin yetmezmiş gibi bir de bizi engelliyorsun. Ne diyorsun sen be? Ağayım ben, ağa! Irgat mıyım sizin gibi de inşaatlarda amelelik edeyim? Böyle laflar etmek olmuyor Süleyman Ağa. Köyümüze kendi elimizle okul yapıyoruz. Hem yarın okul zamanı gelecek. Oğlun da burada okumayacak mı? Siz beni kim bellediniz be? Koskoca Süleyman Ağa'nın oğlu sizin kopillerle aynı yerde mi okuyacak? Aha işte buraya yazıyorum. Öleceğini bilsem çocuğumu bu okula göndermeyeceğim. Onu demek istemedik. Sen de bu köydensin oğlun da. En doğal hakkı tabii. Başlatmayın okulunuzdan. Alın başınıza çalın.
herkese haber saldın mı hanım? Gelmeyen bilmeyen kalmasın. Haftaya dillere destan bir düğün olacak. Erkekliğe adım atacak benim oğlum. Korkuyor musun yoksa? Korkmuyorum. Aferin. Ağa çocuğu hiçbir şeyden korkmaz. Okul kitaplarını ne zaman alacağız baba? Köy öğretmeni dağıtıyormuş. Arkadaşlarım aldı. Alırız oğlum, alırız, acelesi yok ya. Hem sen buradaki okula gitmeyeceksin. Ya nereye gidecek çocuk? Hisar'daki okula yazdıracağım. Ya ama baba, ben başka okula gitmek istemiyorum. Hem bütün arkadaşlarım burada. Arkadaşmış. Arkadaş mı arkadaş yok. O ırgat çocuklarıyla bir de arkadaşlık etmeyeceksin. Bu köylüyle ne diye dalaşıp duruyorsun Süleyman? Şimdi bu çocuğu o kadar yola göndermenin ne alemi var? Kahya arabayla götürüp getirir. Yarım saatlik yol. Hem sen benden yana mısın, köylüden yana mı? Ben ne dediysem o. Benim kestaneleri dışarı getir, bahçede oturacağım. Anne ne olur, ben başka yere gitmek istemiyorum. Neredesin oğlum bu saate kadar? İşim vardı ana. Onlar ne? Babana kestane götürüyorum. Ver, ben götürürüm. Kestane getirdim baba, sıcak sıcak. Koy oraya. Neredesin sen karabatak? Battığın çıktığın yer belli değil. Hiç baba, şehre indiydim. Bir şey mi diyeceksin sıpa? Ne dikiliyorsun başımda? Baba, bana biraz para lazım. Yoksa sen yine kumar mı oynuyorsun? Yok baba, yani... Serserinin önde gideni. Milyon kere para verdim sana. Borçlarını kapat diye sen ne yaptın? Borcu 5-10 kata katladın. 5 kuruş yok bundan sonra sana. Hadi bir daha oyna da göreyim. Tamam baba, bir daha oynamayacağım. Ama borcum var. Onları ödeyeyim, söz bir daha oynamayacağım. Bana mı sordun ha? Sahtekar. Nasıl borçlandıysan öyle öde. Baba, öldürürler beni. Ben senin oğlun değil miyim? Ne olur baba, bu son. Sen kumara yatır diye mi edindin ben bu malı mülkü? Defol! Defol, bir daha para diye gelme buraya! Defol! Okulumuz ne güzel oldu değil mi? Öğretmen de arka bahçeye kale yaptıracakmış. Beden eğitimi dersinde maç yapacağız bundan sonra. Aa, sen niye somurtuyorsun Yusuf? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Neyi var ki bunun? Sünnet olacak ya, ondan korkuyordum. Buraya kuracağımız fabrikayla büyük paralar kazanacağız Süleyman Ağa. Tabii senin ortak olup olmamana bağlı. Ne diyorsun? Söyle artık, bilelim biz de. Vallahi... Ben de artık bu çiftçilik işlerinden iyice sıkıldım. Tarlaydı, bağdı, bahçeydi. Olmuyor velhasıl kelam. Sizin sözünüze cevabım... Oldu bitti diyelim ha? Yaşa be Süleyman ha. Çok akıllıca bir karar. Çiftçilikten 10 kat daha fazla kazanacaksın. Yalnız bana biraz müsaade. Tarlaları, malı mülkü satmak 10-15 günü bulur. O zaman bütün paramı yatırırım ortaklığa. Ayıp ettin Süleyman ha. Biz başlayalım. Sen sonradan katarsın sermayeyi. Süleyman ha. Fabrikatör Süleyman ha oldun sonunda ha? Evet. Bu arada ağalar, haftaya benim oğlanın sünnet düğünü var. Hı-hı. Mutlaka beklerim. Geliriz Süleyman ha. Ben de kirvesi olurum çocuğun. Sağ olun. Hadi, hadi eyvallah. 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 Şurayla ilgilendiniz mi? Tamam abi, hemen bakıyorum. Çabuk olun, acele edin. Tamam abi. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sen de şu tarafa bak. Tamam. Ya ya. Masalarda kestikleri tamamlar. Tamam. Hayırlı olsun, geçmiş olsun.
Tebrikler, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hayırlı olsun ha. Afiyet olsun. Yahya. Buyur ağam. Masalarda ekmek kalmamış, baksanıza. Tabaklar boşalmış. Hemen yenilesinler. Tamam ağam. Yalnız ekmek bitmek üzereymiş. Hadi, hadi. Emredersin. Hadi. Hayırlı olsun Süleyman ağa. Hoş gelmişsin abi. Bir köy böyle düğün görmemiştim valla. Öyle olacak tabii. Ağa çocuğunun düğünü bu. Eyvallah. Hadi geç bakalım masaya. Bu kadar da çok farklı. Bu parayla gel bir hayır yap desen, Kırkdere'den su getirir. Yazık. Hı hı. Yazık. Yusuf, neyin var oğlum? Yok bir şeyim anne. Yusuf. Neyin var oğlum? Düzene biraz. Bak, bu kadar insan senin için toplandı buraya. Ne diye somurtuyorsun? Hadi gül. Bak, bu takılan paralarla sana bisiklet alacağım. En pahalısından. İstemiyorum ya, of. Sabahat, şuraya özel masa hazırlayayım demedim mi ben? Özel misafirlerim gelecek. Tamam bey, söyledim, hazırlayacaklar. Yahya! Buyur abi. Masa bomboş, hazırlanmamış bir şey. Tamam. Hadi. Tamam. Bak işte geldi. Dikkat et sana be adam. Bak arabaya yer bul. Tamam. Hadi. Ekmeklere basıyorsun. Basarım basmam sana ne be. Çiğniyorsun be adam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Süleyman'a. Buyurun şuraya geç. Kapattığında görürüz inşallah. Buyurun. Hoş buyurun buyurun. 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 Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Heh. Bu tarafta. Baban epey para harcamış düğüne, belli. Hem de ne para? Sahi senin şu borç meselesi falan ne oldu? Ne olacak, hiç. Hani babandan isteyecektin? Oğlum şakaya gelmez bu işler ha. Beş kuruş para vermiyor ki abi. Canım tehlikede diyorum, anlamıyor. Gaddar. Ne yapacaksın peki? Haberin var mı? Adamlar yine her yerde sormuşlar seni. Şeytan diyor. Öldür şu adamı. Kon mirasına. Üzülme oğlum. Bir süre gidip gel bakalım. Babanı biliyorsun, aksinin tekidir. Belki bir zaman sonra yumuşar da ikna ederiz. Ha oğlum? Yahya. Buyur ağam. Bundan sonra her sabah Yusuf'u okula sen bırakacaksın. Ders bitiminde de geri getireceksin. Baş üstüne ağam. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Hadi İlk günden okula geç kalma. Hadi. Fazlasaydın her zaman unutuyorsun zaten. Neyse bende bir tane fazla var veririm. Evet. Ay yıldım. Yusuf. Hadi bakalım oğlum. Oradakilere göster. Süleyman Ağa'nın oğlu nasıl olur? Hadi. Sınıfın burasıymış Yusuf. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Ben okul bitince gelip alacağım seni. Nereye oturuyorsun be? Orası benim yerim. Kalk hadi. Orada da ben oturuyorum. Akıllıya bak. Hemen pencere kenarına oturuyor. Sen dağda yedi bağdakini mi kovuyorsun be? Geç şöyle. Hadi hadi. Nereden gelmiş bu? Kılıçlı köyünde. Her gün gidip gelecekmiş. Orada okul yok mu ki? Ne diye bizim okula geliyor?
Ne bileyim. Demek ki bunu orada da istemiyorlar. Belki de hastalıklıdır. Şöyle çaylarımızı içelim de işimize bakalım artık. Tamam mı? Sağ ol. Sağ olasın. Şuraya bir imza atman yeterli Süleyman Ağam. Para da burada. Buyur hayrını gör. Sen de tarlaların bereketini gör. Demek köyün yeni ağası sensin ha? Ağalık mı kaldı artık Süleyman Ağam? Köylü başını dikti tabii. Bana bak. Benden sana tavsiye, bu köylüye dikkat et. O niye? Bak şimdi, bunlarla sınır komşusu olacaksın. Hı-hı. Ne yapacakları belli olmaz. Gizliden sınırı değiştiriverirler. Gözünü dört aç. Ayıp oluyor Süleyman ağa. Yabancı insanın önünde köylüye ne diye iftira atıyorsun? Tozda kondurmazlar kendilerine. Ama kurtuluyorum, sizin ağız kokunuzu çekmeyeceğim artık. Süleyman ağa, fabrikatör oluyor. Şuraya bak. Bütün servetim kağıt olmuş da. Avuçlarıma sığmış. Ana, ben dışarıdayım ha. Tamam oğlum. Kızgın saca basmış köpek gibi. Habire dolanıyorsun. Yine kumara mı? Hadi bir iki lokma bir şey ye. Neyin var, iyiydim. Okula başladığından beri böyle. Günlerdir ağzına lokma koymuyor. Gel vazgeç bu inattan da okuluna dönsün. Gökten kırmızı kar yağar. Ben kararımdan dönmem. Çocuk senin inadın yüzünden kendini yiyip bitiriyor. Hiçbir şey olmaz ona. Ağaoğlu. Ağaoğlu. Bu köyün değil okuluna, suyuna bile tenezzül etmeyeceğiz. Fabrika kurulur kurulmaz kasabaya yerleşeceğiz. Yusuf'u da fabrikanın başına müdür yapacağım. Saltanatımızı kuracağız, saltanatımızı. Değil mi Yusuf? Değil mi müdür oğlum? Fabrikatör Süleyman... Müdür Yusuf. Ne eliyorsun be topumuza? Geri atacaktım. Hastalığını bulaştırma topumuza. Ya ama ben... Ne diyor bu be? Ne bileyim, hastalığını bulaştıracak topumuza galiba. Ya hayır, ben hasta değilim. Bir daha teneffüslerde seni bu bahçede görürsem... ağzını kırarım ona göre. Ya ama ben... Aması var mı be? Çok oynamak istiyorsan basket köyüne hadi. Hadi gidelim, gidelim. İstemiyorum. İstemiyorum burayı, istemiyorum. Ne oluyor be? Ağam Yusuf yok. Ne demek lan Yusuf yok? Ağam okuldan kaçıp gitmiş. Bir daha da gören olmamış. Saatlerdir arıyorum. Yürü gidiyoruz, hadi. Yusuf kaybolmuş. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Bu soğukta saatlerce ne yapar bu çocuk Yahya? Bilmiyorum ağam. Kaçırmış olmasınlar sakın. Düşmanlar falan. Saçmalama Yahya. İyi bak etrafa. İyi bak. Dur. Dur Yahya. Yusuf. Dur.
Oğlum. Oğlum evladım. Yusuf'um. Baba çok üşüyorum. Arabayı çalıştır Kahya. Tamam oğlum eve gidiyoruz. İstemiyorum. İstemiyorum. Bu çocuk çok kötü Süleyman. Dayanamayacak bu gidişle. Ne diyorsun sen be kadın? İstemiyorum. Bu yaşta dayanmaz bu ateşe. Havale geçirir Allah korusun. İstemiyorum. Aa çocuğu. Yiğit çocuğu. Bir şey olmaz ona. Olmayacak da. Geleceğim o benim. Şahım bu mirasın tek sahibi. Ona bir şey olursa nasıl yaşarım ben? Hadi durma. Bezini değiştir. İlaç ver. Bir şey yap. Düşür ateşini. Beni arıyorlarmış oğlum. Daha ne olsun? Yok. Ben bugün eve gitmem. Sen de kalayım ha. Saklanmazsam yaşatmazlar beni oğlum. Bak. Nerede saklanacaksın ha? Nerede? Yapmayın abi. Kurbanınız olayım yapmayın. Para hazır mı lan? Hazır abi. Gerçekten hazır. Nerede o zaman? Yarın getireceğim abi. Yeminle. İşte bundan kalbini de açmamızı ister misin? İstemem abi. İstemem. O zaman yarın elimizde olacak para. Yarın öğlene kadar müddet. Yoksa biliyorsun. Hadi. Kenan. Nereye bu saatte? Beni bir daha hiç göremeyeceğim bir yere baba. Ne o? Yaralandın mı sen? Korkma baba. Yarama merhemi buldum ben. Ne demek şimdi? Hayır. Paraları almış. Hayır. Paralarım. Paralarım nerede? Kenan! 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 Nereye kaçtın hayırsız? O benim bütün servetimdi Kenan. Kenan gözüne dizine dursun Kenan. Nereye götürdün paralarımı Kenan? Kenan! Neredesin Kenan? Her şeyim diyor, paralar benim Kenan. Hareket etmiyor Yusuf'um, kımıldamıyor. Hadi koşturma Kahya'ya haber ver. Kahya! Kahya! Yusuf. Yusuf'um, Yusuf'um. İyi misin oğlum, cevap ver. Hadi Yusuf. Yusuf, Yusuf uyan oğlum. Hadi kalk, kalk. Kalk götüreceğim seni. Hadi aç gözlerini. İyileşeceksin oğlum. Yusuf'um. Yusuf'um iyileşeceksin. Yusuf. Bir şeyin yok oğlum gel. İyileşeceksin oğlum. Kahya! Kahya! Hadi aç kapıyı Kahya. Çabuk açın be. Aç kapıyı. Geldim ağam geldim. Taş mı oldun be? Aç kapıyı. Aç. Aç. Aç diyorum. Sıvar mı oldun be? Aç şu kapıyı. Hadi. Ağam bu çocuk ölmüş galiba. Ölür. Aa çocukları ölmez Kahya. Dayanın. Ölemez. Ölmüş ağam. Ölemez o.
O benim şahım Şahin. Aç çocuğu ölmez Kaya. Aç kapıyı Kaya. Kapıyı aç. Ölmez. Böyle laflar etmek olmuyor Süleyman'a. Köyümüze kendi elimizle okul yapıyoruz. Hem yarın okul zamanı gelecek. Oğlun da burada okumayacak mı? Siz beni kim bellediniz be? Koskoca Süleyman Ağa'nın oğlu sizin kopillerinizi aynı yerde mi okuyacak? Aa işte buraya yazıyorum. Öleceğini bilsem çocuğumu bu okula göndermeyeceğim. Ölür mü ulan o içkah ya? O yaşıyor. O ağ çocuğu. Ağam iyi misin? Ağam. Ağa çocukları ölmez ya. Bugüne kadar sana evlatlarım için katlandım Süleyman Ağa. Ama bitti. Buraya kadar. Bunu hak ettin Süleyman Ağa. Burada yapayalnız ölmeyi hak ettin sen. Her şey bitmiş, herkes gitmiş. Hadi tamam, hadi git, git git ekmek al, hadi, hadi. Ne yapıyorsun Süleyman? Ha, ekmek, ekmek verin bana, ekmek. Sen bizi yakala, biz sana veririz. Allah nazardan korusun Halim emmi. Yeter baktı. İnsan ardında kalıcı bir şey bıraktığı zaman bir hoş oluyor bir Halim. Düşünsene. Bu okulun her tuğlasını akıttığımız ter yavrularımıza ilim irfan olarak dönecek. Çok doğru söylersin Halim emmi. Allah herkesi böyle düşündürsün. Bana da verin, bana da verin ekmek. Aç mısın? Açım. Çok aç. Biraz ekmek verin ne olur. Çok açsan veririz ama sen de vereceksin bize. Siz bana ekmek verin. Ben de size göbek atarım. Evet. Ayıp oluyor. Çekilin. Hadi kaçın kaçın. Şuna bakayım. Çocukların maskarası olup çıktı. Koskoca Süleyman Ağa bir dilim ekmek için göbek atar. Ekmek onun dünyası. Özür dilerim ağa. Dikkat et sana be adam. Kör müsün? Bak. Arabaya yer bul. Hayır be adam. Ekmeklere basıyorsun. Basarım basmam sana ne be. İnsan ne oldum demem. Kimin mülkünde? Kime karşı kibirleneceksin? Sevgili seyirciler, dikkatlice bakanlar için dünya hayatı düşündüren hadiselerle doludur. Duruş noktasını iyi ayarlamış, bakmanın ötesinde olan biteni anlamaya çalışmış ve vicdan prizmasının yedi renginde olayları görmüş tarihliler için her şey ibretliktir. İbret nakışlarını perdeleyen nazarlarsa,
Karanlık yaşar, karanlık düşünür ve karanlıkta yok olup gider.